Merhaba arkadaşlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde sizlere teknik analizler yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknolojileri hisse senedinin teknik analizini yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu hisse senetimizde hemen şöyle baktığımız zaman 20 Nisan'da halka arz yapılmış güzel bir halka arz yapmış. Tavanı bozuktan sonra yarı değerinde düşmüş ve bundan sonra arkadaşlar şuradaki tavanı kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yükselmelere yapmış. Şurada bir yatay gitti arkadaşlar şu iki nokta arasında bir yatay gitti. Arkasından yükselmesini yaptı. Şimdi arkadaşlar bu hisse senedi. Bazı zamanlar yatay gidiyor, bazı zamanlar hakikaten can sıkıyor ama bazen de hiç ummadık bir şekilde yukarı kendini fırlatabiliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu hisse senedimizin en sağlam desteğini 160 seviyesinde görüyorsunuz. Bu güçlü bir ikili destek yapmış arkadaşlar. Bu hisse senedimizin ne demek oluyor? Olası bir sıkıntı hem ülke genelinde hem de hisse genelinde bir sıkıntı yani şirket genelinde bir sıkıntı söz konusu olmaz ise buraları artık uğramayacağı anlamına geliyor. Tabii ki tamamen tahminlerimiz bu grafiklere bakarak söylüyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu hisse senedimizin yine bir yatay grafiğine baktığımız zaman şu seviyede arkadaşlar hatta tam şu noktada yani 200'lü seviyelerde de yine bir ara destek görebiliyoruz. Buralara gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar Çünkü buralara daha önce defalarca bakın şurada bir denemiş inmiş bir, bir kırmış ama tekrar inmiş denemiş denemiş. Aşağı doğru bir salmış burada bir boşluk kap boşluğu oluşmuş tekrar bir denemiş. Şu noktada e, bu da bir Eylül'de arkadaşlar kırmış. Kırdıktan sonra hızlı bir şekilde tavan iki tavan yapmış hemen hemen göründüğü kadarıyla. Güzel bir şekilde bu hisse senedimiz yukarı doğru gelmiş. Ancak şu noktada bakın burada güzel bir direnç oluşturmuş arkadaşlar. Hem de sağlam bir direnç çünkü ikili bir direnç diyebiliriz. Bu arada grafiğimiz 4 saatlik arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli yatırımcıları ilgilendiren bir videolar. Zaten kanalımızda amacı budur. Kısa amaçlı günlük, alsatçı, çorbacı, trading gibi gibi tabirleri içeren kişileri ilgilendirmiyor, onlara hitap etmiyor. Baştan söyleyelim arkadaşlar. Eğer orta ya da uzun vadecisiniz yani 6 ay ve üzeri ben bu kağıdı alırım. Bu kağıt ya da bende var. Ben bu kağıdı tutarım diyorsanız videolarımız tam size göre. Şimdi bakın burada bir denemiş, inmiş aşağıya arkadaşlar. Güzel bir böyle bir çanak oluşturmuş. Bir denemiş ve burada e, muhtemelen Aynı gün içerisinde bir saat 9'da bir de saat 1'de iki kere denemiş ama gücünü alamamış aşağı doğru salmış arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Burada bizim hemen desteklerimiz devreye giriyor arkadaşlar. Bu kağıdımız yarınki açılış tabii ki önemli. Tahminlerimize göre bu kağıt 234 seviyesi. İlk başta eğer ki e, geri çekilmeler söz konusu olur ise diye tahmin ediyoruz şurası çok ama çok güçlü bir destek ara destek olmuş 227 seviyelerinde bir ara destek burada söz konusu olmuş arkadaşlar Tabii ki ara ara yine destekler çizebilirsiniz ama biz, biz 4 saatlik bir fazla aldığımız için fazla destek görünmüyor ama baktığımız zaman normalde kağıdımız 200 ile 250 arasında bir aslında yatay gidiyor gibisine yani denemiş yatay aşağı doğru bir sarkma olabilir tahminimiz buralara kadar. Buralar eğer e, 234 deli ve 227'leri de inerse aşağıya şuralarda da bir e, yine yani şu noktalarda 216'larda da bir e, desteklerimizde söz konusu 215 seviyesinde desteklerimizde söz konusudur. Ha ola ki yukarı doğru atar ise arkadaşlar fazla bir yukarı doğru çıkacağını düşünmüyoruz. Ne zaman yani ne kadar bir yukarı doğru olabilir tahminimiz. Şöyle bir fiyat aralığında arkadaşlar alırsak yüzde 25, 26, yüzde 25 diyelim yuvarlayalım yüzde 25 daha bunun üzerinde yani şu 250'nin üzerinde yüzde 25 daha çıkabilir tahminini bulunduruyoruz. Yani bu ne demek oluyor? 250'ye %25 daha eklerseniz bir o kadar da eğer ki buraları yani 250'yi geçerse şu noktayı destek direncimizi geçerse bir o kadar da yukarı çıkabilir tahminimize peki aşağı doğru inerse bizim aşağımıza ara desteklerimiz her zaman söyledik yine söylüyoruz sağlam aslında yani kırılabilir mi kırılabilir arkadaşlar buralar şu noktaya kadar ama Şuradaki 200 bayağı bir sağlam görünüyor ha işin her zaman pembe dünyası yoktur karanlık dünyası da vardır üzüntülü tarafı da vardır. Bu e, tabii ki e, borsanın da gidişatı da çok önemli. Bu arada bu hisse senedimizde yapmış olduğu anlaşmalar var biliyorsunuz. E, bu hisse senede sahip olan arkadaşlar bilirler. Bu hissemizin e, borsanın düzeltme tabii ki e, şu anda düzeltmesi bitti mi bitmedi mi henüz belli değil ama devam ederse aşağı doğru pek fazla sarkacağını düşünmüyoruz açıkçası. Yani şu 160'ları geçmesi mümkün gibi görünmüyor. Şimdi aşağıdan makdeye momentum arayış sayılara baktığımız zaman da bakın arkadaşlar şimdi şu noktada ekonomik makdeye bakalım. maddeye yukarı doğru kırmış. Pozitif ama bizim momentum boynunu aşağı doğru indirmiş. RSI yani stok RSI'yi da çaprazına baktığımız zaman da bu da şu noktada kırmış arkadaşlar. Yani bu ne kadar kırar? Şu anda bir düzeltme yapar, bir nefes alır. Yine şu noktaya kadar gelir. Yani artı 52 seviyesine gelirse yine bizim şu noktamızı koklar gibi tahmin ediyoruz. Yani 227'leri belki bir miktar aşağı doğru da inebilir. Yani şu noktalar 224'lere de gelebilir. Tahmininde bulunuyoruz. Ee, hissemizin önü açık olduğunu söylüyoruz enerji hisseleri ama şöyle bir şey var arkadaşlar piyasada çok enerji firması var ama şu tarafta da bir iyilik var birbirleriyle çok anlaşmalar yapılıyor. Gerçekten de güzel yerlere gelecek şirketlerden, hisselerden bir tanesi. Eğer ki 6 ay ve üzeri hatta iki yıl, 3 yıl yani ben bunu alayım ya da aldım. Bunun çocukları olsun, onun da çocukları olsun. iki sene, 4 sene, 5 sene e ee, evladelik bu kağıt dursun diyorsanız arkadaşlar gerçekten de ben bu kağıdı hisse tabanından daha doğrusu e, halka arzdan girmiş bir kişi olarak şu noktalarda bu hisseyi e, yakının tahmin ettiğim şu noktalar gerçekten de hatta şöyle söylüyorum 98'e e, 74 arası e, gerçekten de insanı kanser edebilecek hani e, mah seviyesinde acaba aşağı doğru iner mi gibisinden ama e, hiç sanıldığı gibi değil arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir istikrarlı bir şekilde çıkıyor bizim burada 252'yi baz alacağız 252 geçerse öne de gayet güzel açık olacak eğer 252 geçmez buradaki 234 227 220 217'leri aşağı doğru inerse güzel bir 200'ler var aşağı doğru da gelir dediğim gibi beklemeli ve hisseye bakmalı Cuma'dan cumaya hisseleri takip etmenizi arkadaşlar orta ve uzun yatırımcı olduğunuzu düşünüyoruz. Anlık, günlük, dakikalık bakışlarla boşuna strese girmeyin arkadaşlar. Zaten borsanın da amacı yatırımdır. Umarım güzel videolar olmuştur videolarımızda yatırım tavsiyesi kesinlikle yoktur. Soru öneri yorumlarınız varsa mutlaka aşağı yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.